Allah'tan ki bebek kurtuldu Tarık Bey ama bu kadar şanslı olmayabilirdi. Evet, hayat kurtarıcı uygulamalar önemli. Toplumumuzun her kesiminin bilmesi, annelerin, babaların, öğretmenleri, toplumda bulunan herkesin bilmesi, hayat kurtarıcı girişimlerinde uygulanması çok ama çok önemli. Unutmayın ki siz ambulansı çağırdığınızda ambulansın oraya en iyi şartlarda ulaşım süresi 8 dakika. Tabii. 8 dakika boyunca kim var o hastanın yanında? Vatandaşlarımız. Evet. Eğer vatandaşlarımız ilk yardım bilirse hayat kurtarır. Çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Paramedik neydi, onu bir anlatsanız. Paramedik önce. Hastane öncesi acil bakımda hasta ve yaralılara müdahale edip tıbbi girişim uygulaması yapan ve ülkemizde doktor harici İlaç uygulama yetkisine sahip tek meslek grubu. Tek meslek grubu. Evet, bu meslek grubu arkadaşlarımız siz işte 112 aradığınızda, ambulans evet. aradığınızda olay yerine geldiklerinde bir hastaya her türlü girişim yapabilecek yetki ve donanıma sahipler. Bazılarını kendi iradesiyle yapıyorlar, bazılarında da 112 komuta kontrol merkezini arayıp doktor onayıyla işlem yapıyorlar. Tamam, yapıyorlar. Şahane. Şimdi bazı evet. yerlerde görüyoruz, bazı restoranlarda işte bununla ilgili ilk yardım yapılması gerekenler evet. vesaire, ama onu hayata geçirebilmek. Hatta ben bir yerde elektroşok cihazı bile gördüm evet. bazı restoranlarda. Yani bir kalp krizi esnasında neler yapılabilir Doğru. diye. Şimdi az önce şimdi ne oldu, ne yaşandı? Bebek karpuzu yutmuş. Bebek galiba o büyüklükte. Bebek bu, evet. evet. 0-1 yaş arasına bebek diyoruz. Evet. Bebeklerde hava yoluna yabancı sim kaçmasıyla karşılaşıyoruz. 1-3 yaş arasında her 100 ölümün yaklaşık 8-9 tanesinde neden hava yoluna yabancı sim kaçması. 0-1 yaş arasında da sıkça karşılaştığımız olgular var. En önemlisi meraklı bebeklerin objeleri alıp ağzına koyması. Aynen. Tıpkı olayda olduğu gibi. Tabii sıkıntı büyük. Çünkü biz burnumuzdan ve ağzımızdan nefes aldığımızda arkada ortak bir borumuz var. O borudan geçiyor gıdalar. Hı hı. Sonra aşağıya indiğinde soluk borusu önünde, arkada yemek borusu var. Ve soluk borusunun üzerinde bir tane kapak var. Evet. Yutkunurken o kapak kapanıyor. Tamam. Ah, kapanıyor ve nefes alamıyorsunuz o vakit. İşte eğer siz soluk borunuzun kanalından daha geniş bir şey aldıysanız, iyi çiğnenmemiş bir gıda söz konusuysa, konuşurken yemek yiyorsanız. En büyük ki bu problem. Bizim muhabbetimiz, hadi şu yemeğe gidelim de girelim, bir şeyler hemen konuşalım diyoruz. Hava yoluna yabancı sim kaçtığında iki şeyi bilmemiz lazım. Bütün toplumumuzun bunu bilmesi önemli. Peki. İki şey. Nedir? Ya kaçan cisim orayı kısmi tıkamıştır ya da tam tıkamıştır. Bunu anlamak mümkün. Bu bizim yapacağımız doğru müdahaleleri de bize gösteriyor. Tamam. Kısmi kaçarsa hemen etrafta bulunanlar o bebekte şunu görecek. Ağlayacak. Tamam. Ses çıkaracak. Diye nefes alacak. Nefes. Bu bebeğe müdahale ederseniz ölümüne sebep verirsiniz. Aa. Buna müdahale etmeyeceksiniz. Ne olacak peki? Bu yaşıyor. Yaşıyor, bak nefes alıyor. Ama burada bir şey var. Var, olsun. Yaşar. Ne yapacağız? Sen ona müdahale ettiğinde o kısmi tıkamış cisim hareket eder ve şuna dönüşür. Oh. Daha kötü. Daha kötü. Annenin yaptığı aslında orada o. Evet, anne itmiş. Bir şeyler yaparken onu kısmiden tama dönüştürmüş. Hmm. Eyvah. Sonra çıkarmışlar. Peki ne yaptı anne? Sırtına mı vurdu? Orada önce şöyle yaptı, arkasından bir şeyler yapmaya çalıştı. Kısmide dokunmuyoruz. Kısmide yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Şöyle yan tutacaktı. Hemen Murat Bey 112 arayın acil diyecekti. Ambulans ekibi gelecekti. Yine böyle sedye alacaklardı. Oksijen desteği sağlayacaklardı. Peki hastanenin... o 8 dakika durur mu o çocuk öyle? Tabii hiçbir şey olmaz. Çocuğa burada... Şöyle düşünün. Nefes alamıyor. Şöyle alıyor ama bakın. Bu yeterlidir diyorsunuz. O bebeği öldürmeyecek bir solunum. Bebeklerimiz ateşe bağlı akciğer enfeksiyonu yaşıyorlar. Böyle nefes alıyorlar. Evet, doğru. Saatlerce yaşıyorlar. Tarık Bey, ama çok ince bir çizgi tabii, değil mi çok o? Önemli. Yani bir ailenin işte, ya da ilk yardım bilen birinin bunu anlayabilmesi için biraz daha spesifik ipucu verebilir misiniz? Bakın, ağlar, ses çıkarır, mırıldanır, yetişkinse konuşur. Tamam. Mesela yetişkin tıkandı. Çok kötü bir adım edip evet. ağzıma bir şey kaçtı. Buna dokunma. Ha, ne yapacağız, yan yatıracağız? Anlatacağım şimdi. Tamam, hadi. Murat Bey'i göstereceğiz. Okey, ay çok merak ama ettim. Ama bebekte sıkıntımız var. Sıkıntımız şu, bebek kısmi tıkanmalarda bebeğin soluk borusu huni gibi. Yani aşağısı daha dar. Ah. Yukarısı daha geniş. Hı hı. Yan pozisyon al ve sadece onu hastaneye götür. Sıfır peki bir o zaman bir saniye. 0-1 yaş. Karpuz şu pozisyonda burada değil mi? Evet, mesela evet. Ya da o... Şurada ortak kanalın mesela içinde bir yerde duruyor. Orada bir yerde sadece ve yan yatırdı. Sadece karpuzla değil herhangi bir şey de olabilir. Yani. Şöyle duracak. Zaten bebeğin o ağlama mekanizması
o cismin huni gibi olduğu için soluk burası çıkmasını da sağlayabilir. Yan tutmamızın mantığı ve başını da biraz geride tutmamızın mantığı bu. Peki. Bu kaç çocuk yaş değil. Bu iki? O çocuk. Bu çocuk 1-8 yaş arası. O 3 yaşında şu an. Ha 3 mü bu? Evet. Peki 3, bir saniye. 3, 3. Geldi ambulans ekibi ya da orada doktor arkadaşımız vardı. Evet. Sağ olsun ilk oradaydı Allah'tan. O artık ne yaptı? O annenin müdahalesiyle cisim tama dönüştü. Çünkü biz böyle durumlarda alıyoruz, ters çeviriyoruz. Anneler yapıyor, evet. Alnı böyle geri alıyor. Bunlar yanlış uygulamalar. Yanlış mı? Parmak sokmaya çalışıyorlar. Bunlar yanlış uygulamalar. Hı-hı. Geldi, baktı ağzının içine. Herhangi bir şey yok ama tam tıkanmış. Mosmor şöyle kalmış. Kalmış çocuk. Hiç evet. Yok, nefes yok. Ve yaşıyor hayatta. Hala kalbi çalışıyor ama solunumu yok. Altın saniyeler orası. Eğer doğru şeyler yaparsanız hayat kurtarır. Ne yaptı o anda doktor? Hemen Bey? Aldı, ay. Şu pozisyona getirdi. Evet. Bakın bu çok önemli. Şöyle bu hava yolu kapanır ama başında biraz geri aldı. Kürek kemiklerinin arasına tam tıkanma çünkü artık bu. Süpürü tarzda vurdu. Bakın şu. Süpürüyor. Şu. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Akciğerimizde hep bir hava var. Siz sırta vurduğunuzda otomatikmen orada bir basınç yaratıyorsunuz ve o basınç huni şeklinde olan soluk borusundaki tıkanıklığı yukarı çıkararak açılmasını sağlıyor. Peki şiddeti ne olacak yani tabii? Kürek kemiklerinin orası zararsızdır. Omurgaya zarar vermez. Süpürür tarzda yaptığınızı da çok güçlü bir hareket sağlarsınız. Tabii. O da cismin çıkmasını harika. Sağlar. Tamam. Yani şu şey midir Tarık Bey? Öksürmeye başladınız. Yetişkinde kısmı ise bu da çok tehlikeli. Allah. Tam tıkar halimallah. Eyvallah. Çok olsun. Dikkat etmek lazım. Peki. Yaptık. Bebek. İşe yaradı mı? Yararsa cisim çıkar, avucunuza düşer. Evet. Eğer 5 vurduktan sonra hala çıkmadıysa hemen çeviriyoruz. Çevirdik. Hemen çeviriyoruz. Bebeklerimizde meme başları var. Şuradan evet. Gösterelim toplumumuz bilsin bunu. Bakın burası meme başı. Meme başının olduğu şöyle yere bir parmağını... Şöyle bir dönüp tabii, gösterebilir şöyle. Misin? Meme başının olduğu yere parmağını getirecek. 5 tane de buradan baskı yapacak. Aa. Evet. Bu da göğsü sıkıştırdığı için aynı basıncı yaratıcı. Bu ikinci aşaması. Çıkmazsa. Ama çok büyük olasılıkla bununla çıkıyor. Büyük. 5 defa vuracak ama. 5 defa vurdu sırta. Çıkmadı. Çevirdi. Arda arda mı Tarık evet, Bey? Evet arda arda. Bir. Şu bakın kolu. Bacaklar kollarımın arasında. Evet. Kollar sarttı. Süpürür tarzı. 0-1 yaş arası. 0-1 yaş arası. 2, 3, 4, 5. Çıktıysa düşer avucuna. Güzel. Çıkmadı. Çevirdim bakın. Evet. Nasıl çevirdiğime bakın. Çevirdim. Yine hava yolu açık. Evet. Hemen meme başının olduğu yere 3 parmağımı ya da 2 parmağımı yerleştirdim. İkisi yani de olur. Göğüs yani. Tam ortaya. İman tahtası dediğiniz yere. Aynen. Tam ortaya yerleştirdim. 2 ya da 3 parmak bastırıyorum. Kaç kere? 5 kere. Beş yine dönüş. Çıkmadı. Çevirdim. 5 sırttan 5 göğüsten çıkardım. Kadar. Ambulans ekibi gelinceye kadar. Cisim çıktıktan sonra bebek diye ağlamaya başlar, nefes almaya başlar. Olayda da öyle oldu. Burada en büyük olay tabii ebeveynin özellikle paniklememesi. Anne, baba, herkes bilmek zorunda. Çalışan, restoranlarda çalışanların özellikle restoranda çalışan belki, herkes. Değil mi? Garsonlar yani, da bence bu eğitimi toplumumuz almalı. Toplumumuz ilk yardım eğitimi alıyor. İş yerlerinde bir zorunluluk evet, bu. Biliyorum. Ama yetmez. Toplumun her kesimine ulaştırmalıyız. Bir de yani ablalar, abiler evde tabii, bebeklerle tabii, yalnız tabii, kalıyor. Tabii, onların bunlar, da öğrenmesi bunlar lazım. Bunlar aslında evet. Çok kolay hızlı öğrenilecek konular ama öğrenmek zorundayız. Tabii. Çok tamam. Mühim. Tamam. Bebeklerde hayat kurtar. Bebeği kurtardık. Bebekle ilgili bir şey daha lütfen. Söyleyeyim. Çok sık oluyor. Bebeklerimiz ağlar. Doğalarında evet. Var. Bazı bebeklerimiz aşırı ağladığında, uzun süre ağladığında akciğerlerimizde hep sabit bir hava var. Tamam. Ağlamak dediğimiz şey akciğerimizden çıkan havanın seslerimizde değmesi. Hı-hı. Akciğerden hava çıktığı için ve katılarak ağlamak der toplumumuzda. Anneler iyi bilir. Evet. O ağlamada aşırı ağlamaya bağlı akciğerlerimiz küçülüyor. Hı hı. Küçülünce bebek nefessiz kalıyor. Ve morarmaya başlıyor. Çocuk katıldı dersin evet, ya. Evet evet işte. O arada anneler panik oluyor. Yanlış şeyler yapıyorlar. Su içiriyorlar. İşte emzirmeye çalışıyorlar. Sallıyorlar. Ters çeviriyorlar. İşte bu öpücük noktası oradan geliyor. Bunları yapıyorlar. Yapmayın. Doğrusu ne? Ne doğrusu şu. Alın bebeğinizi yan pozisyona getirin. Hava yolunu açın. Evet. Bakın bebekte hava yoğunlaşmak şu. Hafifçe başı geri alıyoruz. Hmm. Galiba kilit nokta bu. Hep yan evet. Çevirip evet. Başı ya, hafif önemli. Geriye doğru. Bu ne yapıyor mesela ben de alerjiyim. Tıkandığım zaman benim de doktorum sola doğru yat. Yüksek yastıkla sola doğru evet. Yattığımda nefes almaya hafif başlarım. Hafif yarı oturup pozisyona doğru yan pozisyonda kalabilirsiniz. Şunu yaptığınız anda mükemmel bir iş yapıyorsunuz. Hmm. Akciğerler toparlıyor kendini. Zaman kazanıyor. Kafayı biraz geriye için. Atıyoruz doğru evet, mu? Evet hava yoğunlaşmamız lazım. Evet. Bebeklerde hafifçe aldık. Bebeklerde kafa gövdeye göre büyüktür. Tamam. Birazcık geri aldığınızda hayatını kurtarırsınız. Peki gelelim yetişkinlere. Hiç ekstra bir saniye. Hayır şimdi bir de burun var mesela atıyorum leblebi kaçıyor. Hı-hı. Orada ne yapacağız? Onda korkmuyoruz. Çünkü bizim hava yolumuza giden
hava iki yoldan gidiyor. Burun deliklerimiz, tamam, arkada üç tane kanalla devam ediyor. Ağız boşluğumuz. Buruna bir şey kaçtığında en kötü gider arkadaki üç bölümde kalır ya da içeride kalır. Evet, doktor onu çıkarıyor bir burada şekilde. Burada çok basit içeriye bir... Çok panik yiyecek bir durum yok. Bu az önceki Murat gibi değil. Bir gelebilir misin? Senin üzerinde benim mesela... Benim üzerimde gösterin. Evet. Bazen yayında burada su içiyoruz. Şöyle alayım ortaya ve konuşuyoruz mesela. Diyelim ki Murat'ın boğazına bir şey kaçtı. Yetişkinlerde kaçtı, yemek kaçtı, sıvı kaçtı. Yetişkinlerde konuşurken en fazla karşımıza çıkıyor. Ve bu o olayın olduğu anda yine baktığımızda iki şey göreceğiz. Kısmi mi tıkadı, tam mı tıkadı? Hı. Yetişkinlerde boğazımıza bir şey kaçtığında şu hareketle karşı karşıya. Çok kötüyüm, nefes alamıyorum, aynen, yardım et. Burada sakın müdahale etmeyin. Sırta vurmak şu bu asla yok. Hemen alacağız. Sakin olun. Ebru Hanım 112'yi arayın. Arayın. Ebru 112. Hemen arıyorum 112'yi ben. Öne doğru gel. Öne doğru gel. Evet, burundan nefes al. Öksür. Burundan nefes al, öksür. Burundan nefes al, öksür. Bu kadar. Çıktı. Ha. Çıktı. Öksürük bizim, lütfen gelin. Öksürük bizim, sizi alayım tekrar. Uzanıyor muyum? Yok. Oturup gel, öne doğru eğilip öksürecek. Aynen, ne yapıyor, ciğerlerini rahatlatıyor böyle. Bu ne yapıyor? Şimdi. Ama burundan nefes alıyor. Kural. Evet. Öyle bir yaratılmışız ki akciğerimize havadan başka bir şey olur da girerse... Müthiş bir refleksimiz var, öksürük. Genzime evet, bir şey kaç deriz. Öksürük refleksi devreye girer. Kısmi tıkanmalarda tıkanan yer soluk borumuz olabilir. Evet. Onun üstündeki ortak kanal olabilir. Hı-hı. Bilmiyoruz ki neresi. Öksürük refleksi çok güçlü bir basınçtır. Ve kısmi tıkanmada toplumumuz bunu algılamalı. Bakın konuşur, ses çıkarır, yardım ister. Bir saniye. O ne? Hayır, hem şey mi? Boğaza geldi. Evet. Şunu yapıyor muyum ben? Yapmayacağım. Niye? Kısmi ama çünkü. Çok bilinen bir şey. Ama kısmi. Niye böyle alıp kaldırmayacak? Peki kısmi olmayanı nasıl anlayacağız? İşte konuştu, ses çıkardı. Kısmi bu. Ha. Kısmi. Yani ben ona sorayım, neyin var, iyi misin Murat? Çok kötüyüm, nefes alamıyorum. Boğazıma nefes kaçtı. Oturtturacağım. 112 arayacaksınız. Öksürmeye teşvik edeceğim. Evet. Hayat kurtarıcı. Sırta şunu bile yapma. Helal helal çıkar inşallah. Aa. Sakın. O ne yapar su, o zaman? Su verin, hemen su içireceğiz. Hayır, yok yani böyle bir şey. Ekmekle gitsin ekmek falan. Ekmekle götürür onu. Yok böyle, ya bunları yapmayacağız. Su mesela ben hani yapacağım yok, ilk reflekslerden biri. Ama işte suyu niye içiriyoruz biliyor musunuz? Ortak kanal var ya, orayı tıkadıysa hiç bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Belki soluk borusu. Evet. Peki bir şeyin var mı dedin ve bende ses yok. Şimdi o bir de... sorun. Ha. Neyin var, iyi misin dedin, yanıt vermedi. Gitti. Ve boğazını tutuyor. Uluslararası boğulma işareti diyoruz buna. Tutun lütfen. Bu bir tam tıkama. Boğuluyor musun? Ha, gitti. Ve morarmış. Durum şimdi çok ciddi. Bu anında morgun mı tıkar? Peki ve, oraya kaçtığında evet, bu anında. Tam tıkadıysa nefes alamaz, öksüremez. Hı-hı. Durum çok ciddi. Ne yapıyorum o zaman? Burada hemen yanına geçiyorum. Tutun boğazınızı lütfen. Yanındayım bakın. Kolumu karın bölgesine koyuyorum. Bu çok önemli. Hemlik manevrası denen şey bu mu? Daha niye gelmedik? Ha, bu daha değil. Kürek kemiğinin arasına 5 kez süpürü tarzda vuruyorum. Aa, yine. Şu, yine bebekte bakın, olduğu gibi. Görüyorsun, sert vuruyorum ama öyle yumuşak değil. 5 kez vurdum. İyi misin? Hayır. Hayır, çıkmadı. Çok hızlı vurdun çünkü. Ya aslında yavaş vurdum. Daha şiddetli vurdum. Değil mi? Ha, daha şiddetli olmuş. Bakın hemen arkasına sesi geçtim. Sesi duymamız lazım da. Hemen arkasına olmuş geçtim. Evet. Bacağımı iki bacağının arasına koydum. Allah. Göbek deliğini buldum. Oranın hemen üç parmak üstüne elimi şöyle yumruk yapıyorum. Bakın şöyle. Evet. Yerleştirdim. Diğer elimle bağladım. Bak. Öne ve yukarı. Şimdi göstereyim. Göstereyim. Bakın burada şu. Şurada gösteriyorum. Şu. Öne ve yukarı bakın. Yumruğum burada. Karında olduğunu. Hasta arada hiç boşluk yok. Evet. Sıkıştırdım. Bakın şu. Şu. Murat geldi. Görüyor musunuz? Bakın şu. Ne evet. Murat gel her şeye. Murat gel. Ben gel. Göstereceğim. Ama Marta'nın bir kadına nasıl oldu. Nasıl kadında da yapılır. Hiç sorun yok. Şimdi evet, döndük. Göbek deliği bulduk. Bacağı at bacağı. İki bacağın arasına atalım Ebru Hanım. Evet. Ebru duramıyorum. Olacak olacak. Gel lütfen. Gel. Gel. Harika. Göbek deliğini bulduk. Harika. Diğer eli getirdik. Bütün hıncını evet, alacak diğeri yani. Diğeri bağlıyoruz bunu. Harika. Öne ve yukarı bakın şu. 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 Harikasın. Evet. Oluyor mu? Acıyor mu? Oluyor. Mükemmel. Bir tane daha. Olursa olacak belki. Çıktı. Mükemmel. 5 kez. Ebru'cum gerçekten teşekkür ederim. Hayatım fark etmiyor artık yani. Bu iyiliğini unutma. Şiddet fark ediyor mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Kaldırırlar. Tamam. Yanlış. Evet. Peki bu arkadaş kaldırırlar. Ne durumda? Şimdi onu anlatacağım. Geçelim hadi hemen. Bunu 5 kez uyguladık. Evet. Eğer çıkmazsa bir süre sonra hasta bilincini kaç kaybedecek. Kaç saniye içinde geri gelir? Bu yani değişir. Hemlikten sonra. Bu değişir. Cisme göre değişir. Mesela yediği şey bir ayvadır, pütürlüdür. Ha, zor çıkar. Ayva da evet, çok kötü tavuk kaçıyor. Parçasıdır.
kolay çıkar. Su tam tıkamaz, kılçık tam tıkamaz. Ekmektir iyi çiğnenmemiş. Diş sorunu olanlar da çok sık yaşarız. Et tıkıyor. Et iyi çiğnenmemiş sorun. Anlatabildim mi? Bir süre sonra hasta artık nefessiz kaldığı için bilincini kaybedecek ve yere yığılacak. Küçük parçalar karşısında mısır, işte çocukların bazen cisimleri. Onlar kısmi tıkar. Onlar kısmi. Peki. Onlar o tutturup öksürmeye teşvik edeceğiz. Bu ne oldu şu an? Hemlikten de yere bir sonuç olamadık. Yere yığıldı. Hala ambulansı bekliyoruz. 8 dakikada gelecek en iyi ihtimalle. Evet. Gelmek üzere. Hemen yanına geldim. Hemen yanına geldim. Bakın çok önemli. Hemen size diyorum ki hava yolunu açık tutun şöyle. Ha, kafasını bakın, bu hava yolunu açma yöntemi. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeyim. Hayat kurtarıcı bir şey. Toplumumuzda ölen insanların büyük bir bölümü dil kökle, dilin ucu değil, dil kökü soluk burnumuzu tıkadığı için hayatını yitiriyor. Ve biz toplum olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz, aa bayıldı, bir yastık getirin deyip başının altına koyuyoruz. Ne söylüyorum? Bilin öldürmek istiyorsa hava yolu tıkar, bu çok tehlikeli bir şey. Yapmamak lazım. Aksine alından şöyle tutacağız, miyiz? Çene kemiğinden böyle tutacağız, ağız içine baktık görünürde bir şey yok, hemen başı geri aldık. Hı hı. Çene dik olacak. Bakın bu hayat geriye kurtarıcı. Gittiyse... Bu hayat kurtarıcı bir yöntem. Ne yaptık biliyor musunuz? Başı geri aldığımızda şuradaki kas grubu dil kökünü tuttu, yukarı kaldırdı. %100 açıyorsunuz hava yolunu. Çünkü bu hastayı şu an yan çeviremem. Hı hı. Yan çeviremem. Bu pozisyonda yapmak zorundayım. Tutun lütfen. Hemen size söyledim. Hava yolunu açık tutun. Hemen geldim. Göğsünü açtım. Bakın. Ve şurada imam tahtasının alt ucu var. Burası da üst ucu gerdan, evet, deriz. Gerdanlıktan aklımızda bulunsun. Tam arasındaki bölümü buluyorum. Evet. Altta kalan kısmı elimi şöyle yerleştiriyorum. Şuraya. Evet. Diğer elimi bağlıyorum. Heh. Ve kalp masajı yapıyorum. Bu kadar. Evet. Kaç bunu defa? Yapıyorum. Kaç bunu defa yapıyorum. Da bir 30 kere yapacağım bunu. Bunu yapıyorum ya ben. Bakın ritmik yapıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Ara ara duraklamıyorum. Dakikada 100 hızda yapıyorum. Bakın gayet net bir şekilde yapıyorum. Hemen alayım. Gelin. Pratik yapalım. Pratik yapalım. Gel Murat'cığım. Çünkü bunu ya... Hayır hayır siz dediğin. Ha, ben yapalım, hayır. Şimdi canlı insana yapamayız. Canlı insana yapamayız. Kalbini durdurabiliriz. Şu muydu? Evet. Bakın tam ortaya elimizi koyduk. Bağladık. Bağlıyorsun. Harika. Bağlama dirsekleri... önemli bir şey demek ki. Şu parmaklarımız işte kalacak. Bunlar açıkta kalacak. Bunları bükelim içeri doğru. Harikasınız. Evet. Öne doğru geldik. Başlayın. Süper. Bakın ritmik yapıyor. Görüyor musunuz? Dirsekleri bükmüyoruz. Harika. Süper. Bu ne yapıyor? Göğsü daraltıyoruz ve bırakıyoruz. Evet. Daraltıyoruz. Peki, ve bırakıyoruz. Tarık Bey, bir hem şey cisim çıkıyor. Miyim? Tabii. Şimdi bunu böyle yaptık, buraya geldi, fakat insan göğüs tahtası bu kadar girip çıkar mı içeri? 70 kiloluk bir insanın birebir aynısı şu an. Öyle mi? Evet. Yani bu ben evet. De yapabilirim. Bakın ben de kadın gücümle gayet rahat yapabilirsiniz. Bunu. Gayet anladım. Rahat yapabilirsiniz. Yani bu inip çıkmayı görmemiz evet, lazım. İnsanların kaburgaları esnektir. Hı-hı. Kaslar da onları hı-hı esnek olduğu için geri yani normal orijinal haline gelmesini sağlar. Bu baskılar göğüste bir sıkışma yaratıp cismin çat diye çıkmasını peki sağlayacak. Kalp hastası ya da tansiyon hastasıysa? Önemi yok. Önemi yok. Solunumu kalbi durmuş olan herkese bunu yapıyoruz. Ha, önemli olan. Şu an mesela Covid zamanında solunumu durmuş biri evet var. Ona suni solunum yapmıyoruz. Mesela evde tıkandı bulaş hasta. Bulaş olabilir. Evet. Hmm. Ona sadece kalp masajı yapıyoruz. Hmm. Siz bunu yapın, ambulans gelene kadar o kişi hayatta tutarsınız. Suni solunum ne zaman devreye giriyor? Beyne oksijen ve enerji oluyoruz bunu yaparken. Hayatta tutuyoruz kişiyi yani. Evet. Suni solunumu ya Covid döneminde ilk yardım bilen kişiler yapıyor ama bilmeyenleri önermiyoruz. Tamam. Onu ne zaman yapıyoruz? Onu 30 tane göğüs basısı yapıyoruz. Daha sonra 28, 29, 30 olduktan sonra burnu kapatarak ağızdan ağza suni solunum yapıyoruz. Ama bunu nefes alıp nefes veriyoruz. Tarık Bey yani bol bol geleceksiniz buraya. Çünkü çok da fazla mesaj geldi. İlerleyen zamanlarda yine sizi konuk etmeye gayret göstereceğiz efendim. Şahane. Hayat kurtaran güzel hareketler. Çok önemli. Önemli. Çok kısa çocuğu konuşmadık. Evet çocuk. 1-8 yaş arasında çocuk diyoruz. Çocuklarda eğer olur da hava yoluna yabancı isim kaçarsa. Evet. Yine kısmı ise oturtturacağız, kucağımızda ambulansın gelmesini bekleyeceğiz. Ama eğer tam tıkandı, konuşamıyor, ses çıkaramıyorsa onunla aynı seviyeye geleceğiz. Bu çok önemli bakın. Aynı seviyede. Aynı seviye. Diğer dizlerimin üzerinde duracağım. Hemen şu dizimi, şu ayağımı kaldırarak buraya yatıracağım bakın şöyle. 5 kez süpürü tarzda vurdum. Gene sırta. 5 çıkmadı. Göğsüme yasladım. Evet. Tek elle yapıyorum bu sefer. Hem aynı yere tek elle. Ama gürbüz bir çocuk, iri bir çocuk. Evet. İki eli kullanabiliriz. İki eli. Evet. 5 sırttan 5 karından, 5 sırttan 5 karından hayat kurtarıcı. Tamam. Çok açık ve net söylüyorum. Toplumumuzda bunlar herkese. 5-5. Evet. Önden ve arkadan. Eğer... büyüklerde tam tıkamadıysa oturtarak nefes aldırıp vermek. Kesinlikle. Son noktada da bu. Evet.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yine konuk edeceğiz sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Çok mersi. Şimdi hayat kurtarma çok önemli dedik. Çünkü son anda ne olabileceğini bilemiyorsun. Mesela insan hayatı diyoruz. Bir dakikalık, bir saliselik bir şeye bağlı. Bir hanımefendi gelmiş ta Ukrayna'dan buraya. Ameliyat oluyor. Fakat ameliyat sonrası her ne yolunda gitmediyse hayatını kaybediyor. İşte o anlara gidiyoruz.